Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bediüzzaman Hazretleri daha önce telif etmiş olduğu Haşr Risalesi'nin arkasına 25. söz olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ndeki bir bahsi de zeyl olarak, yani ek bir ders olarak 10. sözün arkasına iktibas etmiş, oraya koymuş. Çok önemli bir ders bu akşamki okuyacağımız bölüm de. Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalbi hükmünde olan Yasin-i Şerif'te 78 ve 79. ayetler var. Evvela onların orijinal metnini bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Bu ayetlerin üstad tarafından verilen meali de şöyle. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de, kim onları bidayeten ilk önce inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'daki nice ayetler ve sureler, bir takım olaylar gerçekleşiyor. O olayların üzerine de ayetler nazil oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bildiğim kadarıyla Kureyş'in azılı müşriklerinden As bin Vail ya da Velid bin Mughire ya da Übey bin Halef, artık bu üçünden hangisi ise, net olarak isimleri şu anda tam hatırlayamadım ama bu üçünden birisi. Ölmüş, çürümüş bir insan kemiğini eline almış, Mescid-i Saadet'e gelmiş. Sahabe-i kiram hazır. O elinde çürümüş insan kemiğiyle geliyor. Gale, Cenab-ı Hak onun sözlerini de ayet olarak haber veriyor. Dedi ki, men yuhyil idame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Yani bunları diriltmeye kimin gücü yeter diye Allah'ın sonsuz kudretine bir meydan okuma hadisesi var. İnsan ölür, her şeyi çürür, yok olur gider demek istiyor. Nereden yeniden dirilmek olacakmış, kim yapacakmış bunu? Ahiret mahiret yok demeye getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretine meydan okuyor. Cenab-ı Hak o zatın bu sözünü haber verdikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman ederek diyor ki, sen de, o soruyu soran adama sen de, kim onları bidayeten, yani yokluktan o kemiklere hayat verip, inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek de. Yani asırlar boyu gelecek insanlara o adamın olayı üzerinden Cenab-ı Hak ders yapıyor. Ayetlerin lisanıyla yeniden dirilişin kesinlikle olacağını ve insanların mahşer günü bu dünyada yaşadığı hayatının hesabını vereceğini haber vermiş oluyor. İşte bu ayetlerin üstad hazretleri akla yakınlaştırmak için misaller getirmek suretiyle ispatını yapıyor. Şöyle, 10. sözün 9. hakikatinin 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, sıfırdan bir ordu meydana getirdiği halde biri dese şu zat, bu kudretli zat, efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar, tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam, ne kadar divanece deli gibi bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi, o misalde olduğu gibi,
hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat vesaire zihayatın hayat sahiplerinin tabur misal cesetlerini, bedenlerini kemali intizamla ve mizanı hikmetle, hikmet ölçüsüyle o bedenlerin zerratını, atomlarını ve letaifini, duygularını emri kün feyekün, yani ol der hemen oluverir ile kaydedip yerleştiren ve her karında, her asırda, hatta her baharda ruh-i zeminde, yeryüzünde yüz binler ordu misal zevi hayatın, hayat sahiplerinin envalarını, türlerini ve taifelerini icat eden bir zat-ı kadir-i alim, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Cenab-ı Hak, tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyi, yani esas zerreleri, asıl cüzleri, bir vücudun bütün organlarını bir sayha, yani bir seda ile Sur-i İsrafil'in, İsrafil Aleyhisselam'ın sur borusuyla nasıl toplayabilir istibat suretinde akıldan uzarak, uzak görerek denilir mi denilse, eblehçesine, ahmakçasına bir divaneliktir. Ki zaten Cenab-ı Hak imkânet illa sayhaten vahideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarun ayet-i kerimesiyle Yasin-i Şerif'te bir seda ile biz onları çağırdığımız zaman ölmüş insanların hepsi bir anda dirilip yanımızda hazır olurlar diye haber veriyor canım. Yani Yasin-i Şerif çok ilginç, çok enteresan ahiretle alakalı dersler var. Bu dünya hayatındayken Allah'a, ahirete, yeniden dirilişe, mahşer gününe, hesap kitap görülme meselesine inanmayanlar ne diyeceklermiş biliyor musunuz? Yine Yasin-i Şerif haber veriyor Cenab-ı Hak. Galeya, galuya veylena. Yani yazıklar olsun bize. Men ba'tena min merkadina. Yani yattığımız kabirlerimizden bizi kim kaldırdı? Yani Rahman olan Allah'ın vaat ettiği şey meğer buymuş. Meğer peygamberler bize doğru söylemiş. Yani ve sadakal müslim diyor ya, ayet öyle bitiyor. Meğer peygamberler bize doğru söylemiş. Milyarlar kere bize yazıklar olsun. Vah tüh diye pişmanlık içinde olacaklar ama gerçekle karşılaştıkları zaman o inkar edenler o pişmanlıklarından hiçbir fayda göremeyecekler. Orada çoktan iş işten geçmiş olacak. Binler kere tekrar dünyaya gelip yeniden imtihandan geçip ya Rabbi sana ibadetten hiç kaçmayalım, başımızı secden kaldırmayalım diyecekler ama heyhat. Diyorum ya, bazen geçti borun pazarı. Süreçliği Niğde demişler ama öbür tarafta Niğde yok ki, cehennem var. Süreçliği cehenneme. İş çok kötü, Allah korusun. Yani biz de insanları öbür tarafa göçmeden evvel bu gaflet halinden uyandırmaya çalışan insanlar konumundayız. Hepimiz. Ahiret var. Mahşer günü var. Yeniden diriliş var. Hesap kitap var. Cennet cehennem var arkadaşlar. Cehennemden kurtulalım, cennete kavuşalım mesajı vermeye çalışıyoruz. Bu dersleri toplumla paylaşmak suretiyle. Paylaşıyorsunuz da ne oldu yani? Türkiye düzeldi mi? Herkes İslamiyet'i yaşıyor mu? Ya bizim basitimiz o değil ki. Allah Allah. Cenab-ı Hak dileseydi bütün insanları da mümin yapardı. Ama burası imtihan dünyası. Allah kimseyi zorlamıyor ki. İşte benim yolum, işte şeytan ve nefsin yolu, tercihini yap diyor. Ölene kadar da mühlet veriyor. Ve rızkını da kesmiyor kimsenin. Ama öbür tarafta Cenab-ı Hak Er-Rahim ismiyle sadece müminlere merhametli olacak, kafirlere, münafıklara
çok aşırı günahkar müminlere orada merhamet etmeyecek. Celal tecellisi olan isimlerin muhatabı yapacak onları. Azap ile onları cezalandıracak, Allah korusun. Evet, Cenab-ı Hak haber veriyor. İnanan inanır, inanmayan da inanmaz. Ne yapalım? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَالِ Yani peygambere düşen sadece tebliğdir. Maide suresinin 99. ayet-i kerimesi. Peygamberin bile vazifesi insanlara hidayet vermek değil. Sadece tebliğ etmekse, müminler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ederek hakkını verip tebliğini yapar, güzelce etrafındaki insanlara İslamiyet'i anlatır, yaşantısıyla da güzel örnek olur. Sonuç, sonuç Allah'a ait, bize ne canım? Biz kendi vazifemizi yaparız, Allah'ın vazifesine karışmayız. Cennet insanları beklediği gibi cehennem dahi adamları bekliyor. Onun da sahipleri var. Herkes beğendiği yere buyursun gitsin. Ne yapalım ya? Tebliğ yapıldığı halde adam tınmıyor yani. Bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Bir de senin inandığın hakikatlerle mücadele ediyor. Hayır, senin dediğin gibi değil deyip Allah'ın varlığını tartışıyor senden. Ahireti tartışıyor. Melekler meselesine dil uzatıyor. Peygamberlik meselesine, kitaplara, semavi kitaplara ağza gelmeyecek lafları söylüyor. Ne yapalım şimdi arkadaşım ya? Peygamber bile kendi en yakınlarına hidayet verememiş. Cenab-ı Hak da ikaz etmiş kendisini. Aşırı hırs gösterince inneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Ayet-i kerime bu. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Lakin Allah dilediğine hidayet verir. Hem de ayetin devamında o kimin hidayete geleceğini bilir diyor Cenab-ı Hak. Kimin hür iradesiyle iman ve hidayet tarafına müşteri olacağını Allah biliyor. Öyle olanlara da hidayeti nasip ediyor. Hiç o tarafta bizi olmayan, imanla, hidayet nimetiyle alakası olmayan insanlar da bizim çırpınmamızla hidayet eremezler. Bizim işimiz onlara hidayet vermek değil. Hidayet sabit bir hakikattir. Allah yaratır ve kulun kalbine ilka eder, aşılar. Kul istemedikten sonra Hazreti Peygamber'i çok seven öz be öz amcası Ebu Talip de olsa olmaz. İmtihan burası, imtihan dünyası. Herkes bu imtihanını ya verecek ya da veremeyecek. Biz kimseyi zorlayamayız. La ikrah fid din. Dinde zorlama yok ki. Her neyse, bu biraz daha farklı bir boyutta izahı gereken bir konuydu. Devam edelim biz dersimize. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini, ahiret diyarında yapacağı harika fiillerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hazırlık hükmünde ve zihni tasdike müheyya, zihni bu hakikatleri tasdik etmeye hazır hale getirmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibe ilahi, Cenab-ı Hakk'ın ilahi acayip fiillerini öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan, görmekte olduğumuz çok nazireleri benzerleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela evelhem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huwa hasimun mubin. Sadakallahu lazim. Allah Allah. Ta surenin ahirine kadar, yani orada okuduğum ayette Cenab-ı Hak, Yasin suresinin 77. ayet-i kerimesiymiş bu. Görmedi mi o insan, biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Allah Allah. Allah Allah. Gökten zemminden insan olarak inmiş gibi sanki kafa tutuyor Cenab-ı Hakk'a. Ya hepimizin başlangıcı istisnasız bir damlacık su ya, nutfe suyu, hepsi bu.
Kalkıyorsun ondan sonra anne karnında o bir damla su kan pıhtısı oluyor. Sonra bir çiğnem ete dönüşüyor. Sonra et kemik şekline geliyor. Sonra bebek oluyor. 9 ay 10 gün sonra o daracık karanlık alemden bu güzel dünya memleketine geliyor. Bebeklik, çocukluk, gençlik, delikanlılık derken Allah ömür verdiyse orta yaşlılık derken bizim gibi 60'ı 70'i geçmiş insanlar varsa ömrü 80-90 ondan sonra çekip gidiyor insanlar bu dünyadan. Yani kendi hür iradesiyle dünyaya gelemediği gibi kendi iradesiyle de değil onu bu dünyaya yaratıp gönderen o ilahi kudretin gücüyle çekilip alınıyor bu dünyadan başka alemlere. Ya onun için görmedi mi o insan biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi diyor. İşte şu bahiste haşir meselesinde o yeniden diriliş hadisesinde Kur'an-ı Hakim haşri insanların ölmüş çürümüş bedenlerinin yeniden diriltileceğini ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neşe-i ulayı nazara verir. Yani insanın ilk yaratılışını Cenab-ı Hak muhtelif surelerde tekrar tekrar nazara veriyor. Tekrar nazara veriyor ki ikinci dirilişe de kafası bassın diye, aklı da yatsın diye, kalben kabul edebilsin diye, kolaylık olsun diye misal veriyor. Der ki Kur'an-ı Kerim, nutfeden alakaya yani kan pıhtısına, alakadan kan pıhtısından mudgaya bir çiğnem ete, mudgadan ta hilkati insaniye insan şeklinde yaratılışınıza kadar olan neşetinizi, yaratılışınızı görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı ikinci diriltilmeyi inkar ediyorsunuz? O, onun misli belki daha ehvenidir, daha kolayıdır. İlk yaratılış aklen ikincisinden daha zor. İkinci yaratılış daha kolay. Daha evvel bir misal verdiğim bir zaman Hazretleri, hiç yoktan bir orduyu meydana getirmek mi? Yoksa meydana giren orduyu istirahat için dağıttığın zaman bir boru sesiyle tekrar ikinci toplamak mı daha kolay? Aklen İkincisi daha kolay. Fakat insanların aklı ilk yaratılışa kafası basıyor, aklı anlıyor da daha kolay olan ikinci dirilişi inanmakta, kabullenmekte zorlanıyorlar. Ne yapalım? Zorlanması diye Bediüzzaman bu misalleri Kur'an'dan ayetlerin lisanıyla bize örnek olarak söylüyor. İnanan inanır. İnanmayan da kendisi bilir arkadaş ya. Yani zorla kimseyi imana getirmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Peygamberin bile sorumluluğu olmadığı gibi. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsana tazimeyi, büyük büyük ihsanların ikramlarını ellezî cealileküm mineşşeceril ahtarı nâra kelimesiyle işaret edip der. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Yani bu ne demek? Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır diyor. Ya bir ağaç cinsi var. Bedevilerin daha çok kullandıkları Arabistan'da bir ağaç bu. Yeşil ağacı bir sürttüğünüz zaman hani kuru dallar neyse de yeşil yeşil yaprakları bulunan bir ağacı dallarını sürtüyorsun Allah Allah. Allah ondan ateş çıkartıyor. Hiç olacak bir şey değil. İşte bu büyük büyük nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hak sizi kabre girip ya yani kalkmamak üzere başıboş bırakır mı hiç? Öyle Cenab-ı Hakk'ın kudretinden hiç saklanabilir misiniz diyor ayet-i kerime. Hem remzen der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Değil mi? Bahar geldiği zaman
ağaçlara su yürüme zamanı gerçekleştiğinde o ağaçların kuru ölü dalları canlanıyor, hayatlanıyor, tomurcuklanıyor. Küçük küçük yapraklar arkadan çiçekler derken meyveler yaratıyor Cenab-ı Hak ya. Odun parçasından kayısı olur mu ya? Bal gibi tatlı. Malatya kayısı ve şekerpare. Allah'ım ya. Yani baklava gibi tatlı arkadaş ya. Onun çıktığı dalı ısırsan nasıl acı, buruk. İyi ama nasıl oluyor da o daldan bu harika şekerpare denilen kayısılar, kirazlar, vişneler, elmalar, armutlar, nar, dut, neyse sayın sayabiliriz kadar. Cenab-ı Hak onların yeşilemsi görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Yavkışın ölmüş kar kefenini üstüne giymiş olan ağaçlar bahar geldiğinde, cemreler havaya, suya, toprağa düştüğünde, su yürüme zamanı geldiğinde ağaçların yeşillendiğini, canlandığını gördüğünüz halde ölmüş insanların kemiklerine tekrar hayat vermeyi niye akıldan uzak görüyorsunuz? Bunu yapan kudrete hiç öbürü ağır gelir mi? Hem semavat ve arzı halk eden, yedi kat gökleri ve yeryüzünü yaratan, semavat ve arzın meyvesi, yani bu yaratılış kainat ağacının meyvesi olan insanın hayat ve mematından, hayatından ve ölümünden aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresinin yaratılış ağacını abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der Kur'an-ı Kerim. Haşirde, mahşer günü, yeniden diriliş sabahında sizi ihya edecek, hayat verecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emir ver nefer hükmündedir. Emri kün fe yekün, ol emrine karşı kemali inkiyat ile tam bir boyun eğmekle serfuru eder. Bir baharı halk etmek, yaratmak bir çiçek kadar ona ehven kolay gelir. Bütün hayvanatı, canlı alemini, canlılar dünyasını icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhil izame behiye rabim, yani bu çürümüş kemikleri kim diriltecek deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Sonra fesübhanellezî biyedî melekûtü külli şeyin ve ileyhi turcaun diye bir ayet ya, tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfaları gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi, iki tane oda gibi bunu kapar. Yani dünya kapısını kapatır, ahiret kapısını açar. Bir Kadir-i Zülcelal'dir. Madem böyledir, bütün delailin, getirilen delillerin neticesi olarak ve ileyhi turcaun, Allah Allah, siz de ona döndürüleceksiniz anlamındaymış ve ileyhi turcaun. Dönüş ancak onadır, Allah'adır. Yani kabirden sizi ihya edip canlandırıp haşre getirip huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. Ya. İşte şu ayetler haşrin kabulüne, o yeniden bütün insan bedenlerinin diriltileceğine ve canlandırılacağına ve her ruhun kendi bedenine girerek ruh beden müşterekliğinde ikinci bir ahiret hayatının başlayacağına ve bunu böyle kabul etmeye zihni müheyya etti, hazırladı.
kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini, ahirette olacakların benzerlerini dünyevi efal, dünyada yaptıklarıyla da gösterdi Cenab-ı Hak. Hem kah oluyor ki efali uhreviyesini, ahirette yapacağı icraatlarını öyle bir tarzda zikreder ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de dünyevi nezairlerini, benzerlerini ihsas etsin. Ta istibat, yani akıldan uzak görmeye ve inkara meydan kalmasın. Mesela İzzeşşemsü küvviret ilahir, yani güneş dürülüp toplandığında, İzze semaun fetarat, gök yarıldığı zaman ilahir. Ve izze semaun şakkat, gök yarıldığında anlamındaymış. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azimeyi, kıyamet, kıyametten sonra yeniden dirilişteki o büyük büyük inkılapları, icraatları ve tasarrufat-ı rububiyeti, Rabbül Aleminin yapacağı şeyleri öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini, benzerlerini dünyada, mesela güzde, sonbaharda ve baharda, sonbahar, kış arkadan ilkbahar geliyor ya, sonbaharda sararıp solan dünya kış beyaz kefenini giyiyor, baharda tekrar yemişil, böyle ipekli elbiseler giymiş huriler gibi Allah dünyayı tekrar canlandırıp yeşillendiriyor. Bunu herkes görüyor canım. Gözümüzün önünde olan biten olayları Cenab-ı Hak örnek gösteriyor. Hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız, ne olduğu hakkında bilgimiz olmayan şeylerle bizi ikna etmiyor Cenab-ı Hak. Gözümüzün önünde olan biten, en açık meseleleri misal vererek bunları yapan kudrete, ahireti yapmak, yeniden dirilişi insanlar için gerçekleştirmek hiç zor olur mu? Mesela güzde, baharda gördüğü için misallerini, kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı, o değişimleri kolayca kabul eder. Şu üç surenin, şu okudum, İzze şemsü küvveret, İzze semaun fetarat, İzze semaun şakkat diye bu sureler var ya, bunların meali icmalisi, kısaca mealine işaret dahi pek uzun olur. O kadar uzun uzun konuşmaya da zaman, mekan müsait değil demeye getirmiş üstadımız. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Göstereceğiz ama biz onu şimdi girsek zaman yetmeyecek bize. En iyisi burada bırakalım. O bir tek kelime neymiş? Tefsiri neymiş? Açıklaması neymiş üstad tarafından? Hep beraber meraklanalım da yarın akşamı ipten çekelim. Üstadımızdan o kelimenin izahını, ayetin izahını birlikte dinleyelim inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.